Yeni bir haftadan merhaba. Astrolog Yasemin Sürer ile Yıldızların Diline hoş geldiniz. 24-30 Ocak haftasını konuşacağız. Bizi bu hafta neler bekliyor? Gelin başlayalım. Bu hafta tekrar oğlak enerjileri aktive olmaya başlıyor. Çünkü hemen hafta başı pazartesi günü Mars oğlak burcuna 26 Ocak çarşamba günü Merkür geri hareketine devam ettiği için kova burcundan oğlak burcuna tekrar geçiş yapıyor ve güzel haberim. Venüs 19 Aralık'tan bu yana Oğlak Burcu'nda geri hareketine devam ediyordu. Artık 29 Ocak'ta bu geri hareketi bitiyor. Venüsyen konular olan para, ilişkiler ve beğenilerimizle ilgili bu süreçte geriye dönük bu konularla ilgilenmemizi ne isteyip ne istemediğimiz yönünde bir gözden geçirme talep edilmişti. Oğlak Burcu'na gerçekleştiği için de daha mantık odaklı, daha kuralcı ve mesafeli, zaman zaman karamsar olmamızı etki etti. Ve hayattan aldığımız keyfi de baya bir azalttı. Tadım tuzum kalmadı sözünü bu süreçte fazlaca tekrarlamış olabiliriz. Artık yer hareketini sonlandırdığına göre bu venüsyan konularda kalben ve istediğimizde ne istediğimizde artık daha rahat anlayabiliriz. Ve bu konularda yine gelişmeler hızlanacak. Gelelim Mars'ın Oğlak Burcu'ndaki hareketine. 24 Ocak itibarıyla 7 Mart'a kadar bu burçta ilerleyecek. Hayat enerjimizi de temsil eden Mars, Oğlak enerjisiyle birleştiğinde sorumluluklarımızın bilincinde daha kararlı ve daha fazla çalışmaya odaklı bir enerjiye geçiş yapacağız. 4 Şubat'ta Merkür Retrosu'nun bitişiyle de artık son haftalardır Son haftalarda öğrendiğimiz, gördüğümüz ve gözlemlediğimiz konularla ilgili daha rahat karar alabilir ve hedeflerimize artık kitlenebiliriz. Daha disipline çalışmaya başlayacağız. Sistematik bir şekilde adımlarımızı atacağız. Özellikle iç konularında önemli gelişmeler olacak. İş arayanlar iş bulabilir. İş kurmak isteyenler özellikle 4 Şubat'tan sonra tam olarak Şubat ortası istediği gibi harekete geçebilir ve yapmak istediklerini gerçekleştirmeye başlayabilirler. Bu süreçte atacağımız adımlar uzun vadeli olacaktır ve doğru planlamaları oluşturabileceğiz. Tabi oğlak enerjisinin daha kuralcı, daha katı tutumlarını da hissedeceğiz. Özellikle çalışan yönetici ilişkilerinde olsun, Kurumsal şirketler, resmi yerler, bankalar, iş dünyasında bu tutumlar çoğalacak. Bu süreçte iş dünyası, ekonomi ve finansal konularla ilgili yeni düzenlemeler ve kararlar uygulamaya konulabilir. Bu hafta Venüs ve Merkür hareketleri devam ettiğinden hayata dair daha katı ve kuralcı yaklaşımlar sergileyebiliriz. Geriye dönük ilişkilerimizi ve arkadaşlıklarımızı gözden geçirip pişmanlıklarımızı da yüzeye çıkartabilir bu etki. Önemli olan tabi hatalarımızdan ders çıkarabilmektir. Özellikle bu hafta Venüs ve Merkür geri hareketine devam ettiği için fazlaca zaman zaman karamsarlık ve endişelerimiz artabilir. Bunun farkında olup olayları akışa bırakmaya ve kendimiz ve çevremize anlayışlı olmaya lütfen çalışalım ve unutmayalım. 26 Ocak'ta iletişimin gezegeni Merkür'de Oğlak Burcu'na tekrar dönecek ve 4 Şubat'a kadar düşüncelerimizi ve aldığımız kararları tekrar bir gözden geçirmek için bize fırsat tanıyacak. Özellikle kariyer, toplumsal statü ve hedeflerimizle ilgili olacak bu konular ve daha çok eksik yedik varsa bunlar önümüze çıkacak ki düzeltebilelim ve sorumluluklarımızı da farkına varıp yerine getirebilelim. Yalnız şöyle bir tavsiye vermek istiyorum. 26 Ocak-4 Şubat arası olumsuz yönüyle aşırı gerçekçi, aşırı mantıklı düşünüp davranmaya çalışacağımız için karamsarlığa yatkın oluruz. Lütfen enerjinizi düşürmemeye çalışın. Duygularınızın ve kalbinizin sesine de kulak vermeyi ihmal etmeyin. Evet 27 Ocak Merkürümüz Kuzey Ay Düğümü ile buluşuyor. O gün kadersel etkiler devrede olacak. Bizi ileriye taşıyacak. Kişi ve durumlarla karşılaşabiliriz. Yeni düşüncelerimiz yol gösterebilir. İletişim kurmak için güzel bir gün olacak. Haftanın önemli bir açısı ise 28-30 Ocak arası etkili olacak. Birkaç açı bunlar. İyi ki Merkür ve Plüton kavuşma olacak. Biz bu kavuşumu daha önce 30 Aralık'ta yaşamıştık. Şimdi Merkür geri hareketinde olduğu için özellikle o zaman meşgul olduğunuz konular tekrar önünüze gelebilir ve kararınızı gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz. Aynı zamanda Güneş Uranüs karesi de aktifleşmeye başlıyor ve Venüs de düz hareketine dönecek. Yani özellikle 28, 29, 30 Ocak tarihlerine dikkat diyorum. Gerek parasal konularda, gerekse ilişkilerde beklenmedik gelişmeler söz konusu olabilir. Lütfen panikle acele kararlar almayın. Davranışlarımız ve konuşmalarımız kontrolcü, karşı tarafa baskılayıcı ve güç mücadelelerine de açıklık vereceğinden bunun bilincinde olup hareketlerimize ve iletişim tarzımızda sınırları ihlal etmemeye dikkat edelim. güneş Uranüs etkisi aynı zamanda daha çok özgürlük temasını ortaya çıkaracağından zincirlerimizden kopma isteği artabilir. Hayatımızda bir değişiklik, bir yenilik yapma ihtiyacı artacak. Lütfen ani kararlar ve tepkiler vermeyelim. Sonrası pişmanlıklar oluşabilir. Sinirsel gerginlikler de artabilir bu birkaç gün. Evet, Aralık ve Ocak ayındaki daha sabit ve zorlayıcı enerjiler artık bu hafta itibarıyla yavaş yavaş açılmaya başlıyor. Venüs'ün geri hareketini sonlandırmasıyla kendimize, hayatımıza ve ilişkilerimize tatminsiz ve mutsuz bakış açısının da yerini tekrar hayattan daha fazla keyif aldığımız karşılıklı sevgiye ve saygıya bırakıyor. İlişkilerde de artık daha sağlam bir zemin oluşacak. Evet hazırsak haftalık burç yorumlarıma geçmek istiyorum. Lütfen burç ve yükselen burcunuza göre dinleyin. Öncesinde küçük bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve astroloji hakkında daha fazlası ve günlük yorumlar için beni Instagram'da Astrolog Yasemin Sürer sayfamdan da takip edebilirsiniz. Danışmanlık almak isterseniz yine bana Instagram veya web sitem astrologyasemisürer.com'dan ulaşabilirsiniz. Sevgili koçlar ve yükselen koçlar, hemen hafta başı yönetici gezegeniniz Mars, Oğlak Burcu'na geçiş yapacak ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. Enerjiniz kariyer ve iş konularına yoğunlaşacak. Atmak istediğiniz adımları sistemli bir şekilde planlayabilir ve disiplinli bir şekilde çalışırsanız uzun vadeli sonuçlara ulaşabileceğiniz bir süreç başlıyor. 26 Ocak-4 Şubat arası Merkür de Oğlak burcuna geri dönüyor. Bu sebeple kariyer, toplumsal statü, alan alanınızda geçmişe dönük işler önünüze gelebilir eksiklikleri görüp yeniden düzenlemeniz gerekebilir. Yöneticileriniz veya aile büyüklerinizle de tekrar bazı konuşmalar yapmak durumunda kalabilirsiniz. Bu süreçte yanlış anlaşılmalar artabilir. Özellikle 28-30 Ocak tarihleri arası fevri davranışlara ve iletişimde kırıcı konuşmamaya dikkat edin lütfen. Ayrıca finansal konularda bu tarihlerde riskli davranışlar almamanızı tavsiye ederim. Yine sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla aranızda maddi konularla ilgili bir anlaşmazlık çıkabilir. Gelecek proje ve planlarınızı bir an önce gerçekleştirmek için acele etseniz de daha sakin kalmanız gereken bir süreç. Sağlam ve kalıcı adımlar atabileceksiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Hafta başı Mars Oğlak Burcu'na geçiş yapacak ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. Ticari ve hukuki konular, eğitim hayatınız, yurt dışı bağlantılı konular ve seyahatler, sosyal medya ve yayıncılık gibi konularla ilgili yapmak istedikleriniz varsa artık daha disipline ve kalıcı adımlar atmak için harekete geçeceksiniz. Özellikle 26 Şubat 26 Ocak 4 Şubat arası Merkür de Oğlak Burcu'na geri dönüyor. Bu alanlarda eksiklerinizi daha rahat görebilir ve düzeltebilirsiniz. Yine bazı pürüzler karşınıza çıkabilir ve bunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Gecikmelerin oluşması da söz konusudur. Mesela vize başvurusu yapmışsınızdır ama evrakta bir sorun çıkabilir veya varsa seyahatiniz ertelenebilir. Aile büyükleriyle ilgili bazı konularda gündeme gelebilir. Bu süreçte inanç ve bakış açılarınızda daha karamsar olabilirsiniz. Bazı şeyler fazlasıyla sorgulamaya başlayabilirsiniz. 28-30 Ocak tarihlerinde beklenmedik gelişmeler sizi şaşırtabilir. 30 Aralık civarı civarı ilgilendiğiniz bir konu tekrar karşınıza çıkabilir. Yine özellikle kariyer ve aile hayatınızda oluşacak gelişmeler sizi acele kararlar almaya itebilir ama lütfen esnek kalmaya özen gösterin. Haftanız güzel geçsin. Sevgili ikizler ve yükselen ikizler. Hafta başı Mars Oğlak Burcu'na geçiş yapacak ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. Eşiniz veya ortağınızla ortaklı paranız, ödemeler, krediler ve borçlar konusunda harekete geçmek isteyeceksiniz. Borçlarınızı yapılandırma, kazanç ve borçlarınızı dengelemek, uzun vadeli bir planlama yapmak için uygun bir süreç olacak. Özellikle 26 Ocak-4 Şubat arası Merkür de Oğlak burcuna geri dönüyor. Bu alanlarda eksiklerinizi daha rahat görebilir ve düzeltebilirsiniz. Yine bazı sıkıntılar karşınıza çıkabilir bu alanlarda ve bunlarla ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. Mesela unutulmuş bir borç çıkabilir veya beklediğiniz bir parada gecikmeler oluşabilir. Kredi kartı veya vergi ödemelerinizde tekrar bir gözden geçirin lütfen. Unutulmuş ödemeler çıkabilir. Harcamalarınıza da dikkat edin lütfen. Olumlu yönüyle kazançlarınızı arttırmak için fikirlerinizi tekrar bir gözden geçirebileceksiniz. Bugüne kadar yapmış olduğunuz hareket planınızda değişimler yapıp size daha fazla kazanç getirecek yeni yollar keşfedebilirsiniz. Bu hafta 28-30 Ocak tarihlerinde 30 Aralık civarı ilgilendiğiniz ilişkilerinizle ilgili veya maddi bir konuyla ilgili karşınıza konular çıkabilir. Yine ticari, hukuki konular, eğitim, yurt dışı bağlantılı işler, sosyal medya ve yayıncılık gibi konularda beklenmedik gelişme ve değişimler oluşabilir. Bu oluşacak gelişmeleri esne karşılamanızı tavsiye ederim. Çünkü teslimiyet teması da sizde vurgulanıyor. Yani akışa güvenin Riskli davranışlara girmeyin. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Yengeçler ve yükselen Yengeçler. Hemen hafta başı Mars Oğlak burcuna geçiş yapacak sizin karşıt burcunuza ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. İkili ilişkileriniz ve varsa ortaklarınızla daha mantık odaklı ve kuralcı bir yaklaşım sergilemeye başlayacaksınız. Özellikle 26 Ocak-4 Şubat arası Merkür de Oğlak burcuna geri dönüyor. İlişkilerinizde yanlış anlaşılmalar ve iletişimsel sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Geçmişe dönüp bir problem tekrar önünüze gelebilir ve 30 Aralık civarı bir tekrar bir konuyla tekrar ilgilenmek durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizi sorgulayacağınız bu süreç zaman zaman yeterince sevinmiyorum hissi de yaratabilir. Enerjinizi gereksiz aşağıya çekmemeye dikkat edin lütfen eski meseleleri de kafanıza biraz daha fazla takabilir. İlişkilerinizde ayrılık kararları almak isteyebilirsiniz. 28-30 Ocak tarihlerinde ani kararlar almayın lütfen. Beklenmedik gelişme ve değişimler oluşabilir. Mesela maddi konularda bir gelişme sizi şaşırtabilir veya ilişki ve arkadaş çevrenizde aniden gerginlikler yaşayabilirsiniz. Bu da bazı kopma ve ayrılıklara yol açabilir. Fazlaca tepki vermemeye ve sakin kalıp üzerinde önce düşünüp karar almak daha faydalı olacaktır. Haftanız güzel geçsin. Sevgili aslanlar ve yükselen aslanlar. 24 Ocak'ta Mars Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. Siz çalışma ortamınız, çalışma arkadaşlarınız, günlük rutinleriniz ve sağlık konularına etki alacaksınız. Günlük hayatınızda yoğun bir tempoya girebilirsiniz. Birden fazla işe yetişmeye çalışabilirsiniz. Bu sürecin en iyi şekilde üzerinden disiplinli hareket ederek gelebilirsiniz. Özellikle 26 Ocak-4 Şubat arası Merkür de Oğlak burcuna geri dönüyor. Geriye dönük işlerde bazı konular önünüze gelebilir. Eksikliklerin tespit edebilir veya gecikmeler oluşabilir. Çalışma arkadaşlarınızla iletişim sıkıntılarınız da artabilir. Ee, çalışma ortamınızla ilgili yeni kararlar almak isteyebilirsiniz. Ama bunu 4 Şubat'tan sonra yapmanızı tavsiye ederim. Özellikle yeni iş başvurularında bu tarihten sonra yapın. Sağlığınızla ilgili ihmal ettiğiniz bir sorun tekrar ortaya çıkabilir, nüksedebilir. Lütfen bu süreçte gerekli kontrollerinizi de yaptırın. Bu hafta 28-30 Ocak tarihlerinde ani kararlar almayın. Lütfen çünkü beklenmedik gelişme ve değişimler oluşabilir. Özellikle işiniz ve ilişkilerinizde bu etkiyi yaşayabilirsiniz. Gergin ve tartışmacı bir yaklaşım durumları daha da zorlaştıracaktır. Lütfen esnek davranın ve üzerine düşünüp 4 Şubat sonrası gerekli kararları alın lütfen. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Başaklar ve yükselen Başaklar, 24 Ocak'ta Mars Oğlak burcuna geçiş yapacak ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. Mars harekete geçme enerjimiz. Böylece aşk hayatınız, flörtleriniz, varsa çocuklarınız ve hobilerinize daha fazla vakit ayırmak isteyeceksiniz. Enerjinizi bu alanlara yöneltmek isteyeceksiniz. Ama özellikle 26 Ocak 4 Şubat arası Merkür de Oğlak Burcu'na geri dönüyor. Geriye dönük bazı konular önünüze gelebilir, eksiklikleri tespit edebilir veya gecikmeler oluşabilir. Partneriniz veya çocuğunuzla iletişimde yanlış anlaşılmalar ve daha kuralcı bir yaklaşım sergilemeye başlayabilirsiniz. Hayattan daha az keyif alacağınız bir süreç olabilir sizin için bu birkaç gün. Yaşam enerjinizi düşürmemeye çalışın. Özellikle 28-30 Ocak tarihleri arası 30 Aralık civarı meşgul olduğunuz bir konu tekrar önünüze gelebilir ve yeni çözümler bulmak durumunda kalabilirsiniz baskıcı ve inatçı tutumlara girmeyin lütfen. Özellikle çalışma ortamımız veya sağlık konusuyla ilgili beklenmedik gelişmeler moralinizi bozabilir. Lütfen esnek davranmaya çalışın. Yine ticari ve hukuki gelişimleriniz, seyahat, yabancı ülkelerle ilgili bir konunuz varsa da değişimler söz konusu olabilir. Üzerinde düşünüp karar almak sizin sizin için daha faydalı olacaktır. Esnek kalabilmek Anahtar sözcüktür. Haftanız güzel geçsin. Sevgili teraziler ve yükselen teraziler. Hafta başı Mars Oğlak Burcu'na geçiş yapacak ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. Enerjinizi daha fazla aile, ev ve yuva konularına yönelteceksiniz. 26 Ocak 4 Şubat arası Merkür de Oğlak Burcu'na geri dönüyor. Geriye dönük bazı anlaşmazlıklar ve konular önünüze gelebilir eksiklikleri tespit edebilirsiniz. Evle ilgili bir tadilat, taşınma, kiralama veya satma gibi durum durumlarda gecikmeler oluşabilir. 4 Şubat'tan sonra bu girişimleri yapmanızı tavsiye ederim. Daha isabetli olur. Oğlak enerjisi sizi daha karamsar düşmeye itebilir. Lütfen modunuzu fazlaca aşağıya çekmeyin. Onun yerine kariyer ve aile konularında uzun vadede adımlar atmak için disiplini bir şekilde çalışabileceğiniz ve sorumluluklarınızın da bilincinde hareket ettiğiniz takdirde başarılı sonuçlara ulaşabileceğinizin farkında olun lütfen. Özellikle bu hafta 28-30 Ocak tarihleri arası 30 Aralık civarı meşgul olduğumuz, meşgul olduğumuz bir konu tekrar önünüze gelebilir ve yeni çözümler bulmak durumunda kalabilirsiniz. Baskıcı tutumlardan kaçının lütfen. Yine maddi konularla ilgili beklenmedik harcamalar oluşabilir. Bugünlerde riskli yatırımlar için uygun olmayacak. Haftanız güzel geçsin. Sevgili akrepler ve yükselen akrepler. 24 Ocak'ta Mars Oğlak Burcu'na geçiş yapacak ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. İletişiminizde daha mesafeli ve daha katı bir tutum sergileyebilirsiniz. Özellikle yakın çevre, kardeş ve akrabalarınızla daha mesafe içine girebilirsiniz. Özellikle 26 Ocak 4 Şubat arası Merkür de Oğlak burcuna geri dönüyor. Yakın çevreniz, kardeş ve akrabalarınızla yanlış anlaşılmalar ve dargınlıklar yaşayabilirsiniz. Eğitim, ticari girişimler, seyahat ve yazılı sözlü işlerinizde gecikmeler oluşabilir veya eksik işlemler ortaya çıkabilir. Daha fazla mantık odaklı düşünmeye başlayacağınız için uzun vadeli planlar yapabilir ve disipline olabilirsiniz ama olumsuz yönüyle fazlaca karamsarlar kapılmamaya çalışın. 4 Şubat'tan sonra daha rahat karar alabilir ve yukarıda saydığım konularla ilgili harekete geçebilirsiniz. Bu hafta özellikle 28-30 Ocak tarihleri arası, 30 Aralık civarı meşgul olduğunuz bir konu tekrar önünüze gelebilir ve yeni çözümler bulmak durumunda kalabilirsiniz. İlişkilerinizde veya aile ev konularında beklenmedik gelişmeler ve durumlar oluşabilir. Daha esnek davrandığınız takdirde daha doğru kararlar alabileceksiniz. Sakin bir iletişim tarzı sorunları büyütmeden çözmeye yardımcı olacaktır. Haftanız güzel geçsin. Sevgili yaylar ve yükselen yaylar. Hafta başı Mars Oğlak Burcu'na geçiş yapacak ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. Enerjinizi daha fazla para konularına yönelteceksiniz. Gelir ve kazançlarınızı artırmak için sorumluluklarınızın bilincinde mantıklı ve kararlı bir şekilde harekete geçeceksiniz. Yalnız 26 Ocak 4 Şubat arası Merkür de Oğlak Burcu'na geri dönüyor. Bu sebeple parasal konularda bazı gecikmeler oluşabilir. Veya gelir kazanma yöntemleriniz üzerinde tekrar düşünmek isteyebilirsiniz. Alacağınız kararları 4 Şubat'tan sonra daha rahat uygulamaya başlayacaksınız. Bu hafta özellikle 28-30 Ocak tarihleri arası 30 Aralık civarı meşgul olduğunuz bir konu tekrar önünüze gelebilir ve çözmek durumunda kalabilirsiniz. Harcamalarınız da artabilir. Yine yakın çevreniz ve çalışma ortamınız veya sağlık konularında beklenmedik gelişmeler oluşabilir, değişimler gerçekleşebilir. Kendinizi zihinsel olarak fazlaca yormamaya çalışın. Esnek davranırsanız daha doğru gözlem yapabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak. 24 Ocak'ta Mars sizin burcunuza geçiş yapacak ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. Artık yaşam enerjiniz yükseliyor. Birkaç haftadır enerjiniz daha düşüktü. Artık hayatınızla ilgili harekete geçmek isteyebilirsiniz. Ama 26 Ocak-4 Şubat arası Merkür de sizin burcunuza geri dönüyor. Bu da tekrar hem kariyer hem aile hem de ilişkilerinizle ilgili tekrar bir değerlendirme sürecine gireceğinizi gösteriyor. Eski konular tekrar açılabilir ve çözmek durumunda da kalabilirsiniz. 4 Şubat'a kadar karar almakta acele etmeyin. Sonrası daha rahat bir akış olacak. Bu süreçte biraz daha karamsar hissedebilirsiniz ama enerjinizi fazla düşünmemeye çalışın. Bu hafta özellikle 28-30 Ocak tarihleri arası 30 Aralık civarı meşgul olduğunuz bir konu tekrar önünüze gelebilir. Fevri çıkışlar yapmamaya çalışın lütfen. Artı ma maddi konularda beklenmedik bir gelişme gündeme gelebilir. Birlikte olduğunuz kişi ve varsa çocuğunuzla ilgili gelişmeler de mümkün. Haftanız güzel geçsin. Sevgili kovalar ve yükselen kovalar. Artık güneş burcunuza geçiş yaptı. Şimdiden tüm kovaların doğum günlerini kutluyorum. Nice mutlu yaşlara. Mars hemen pazartesi günü Oğlak Burcu'na geçiş yapıyor ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. Sizin bilinçaltı evinize etki edeceği için bu süreçte bastırdığınız korku ve endişeleriniz artabilir. Merkür de 26 Ocak 4 Şubat arası Oğlak Burcu'na geri döneceğinden daha depresif ve karamsar düşünmeye yatkın olabilirsiniz. Lütfen zihninizi bu süreçte sakinleştirmeye çalışın ve enerjinizi fazla düşürmeyin. Olabildiğince vakit buldukça kendinize zaman ayırın ve dinlenmeye çalışın. Bu tarihler arasında geçmiş konular ve arkanızdan çevrilen işlerle ilgili de izi kalmış konular açığa çıkabilir. Bu hafta özellikle 28-30 Ocak tarihleri arası 30 Aralık civarında meşgul olduğunuz bir konu tekrar önünüze çıkabilir. Fevri çıkışlar yapmamaya çalışın lütfen. Özgürlük isteğiniz bu birkaç gün artabilir. İlişki ve ailenizle ilgili beklenmedik ve sürpriz durumlarla karşılaşabilirsiniz. Sabit bakış açılar yerine yeniye ve dönüşüme açık olursanız gelişmeleri lehinize çevirebilirsiniz. Haftanız güzel geçsin. Sevgili balıklar ve yükselen balıklar. Hafta başı Mars Oğlak Burcu'na geçiş yapacak ve 7 Mart'a kadar burada ilerleyecek. Enerjinizi gelecek plan ve projelerinize kendi işiniz varsa da bu alana daha fazla yöneltmeye başlıyorsunuz. Ve harekete geçmek isteyeceksiniz. Yalnız 26 Ocak 4 Şubat arası Merkür de Oğlak Burcu'na geri dönüyor. Geriye dönük bazı konular ve planlarınızı tekrar gözden geçirmek durumunda kalabilirsiniz sosyal çevreniz ve arkadaşlarınızla bağlı iletişim sıkıntıları ve yanlış anlaşılmalarda yaşayabilirsiniz bu süreçte yine eski arkadaşlarınıza iletişime de geçebilirsiniz zaman zaman daha karamsar hissedebilirsiniz ve sanki hayallerinize hiç ulaşamayacakmış gibi bir moda girip modunuzu düşürebilirsiniz bu aldığınız etkiler sonucunda oluşuyor. Lütfen bunun farkında olun. 4 Şubat'tan sonra daha rahat karar alabilir ve harekete geçebilirsiniz. Bu hafta özellikle 28-30 Ocak tarihleri arası 30 Aralık civarı meşgul olduğunuz bir konu tekrar önünüze gelebilir. Ve üzerinize baskı hissedebilirsiniz. Özellikle yakın çevre, kardeş, akrabalarınızla ilgili ilginç gelişmeler oluşabilir. Ya da arkanızdan çevrilen işleri öğrenebilirsiniz. Daha fazla özgürlük ihtiyacınız artacak bu süreçte ve karamsar düşünmeye meyilli olabilirsiniz. Zihninizi fazlaca olumsuza odaklayıp enerjinizi fazla düşürmeyin lütfen. Oluşacak gelişmeleri sakin karşılarsanız en doğru şekilde kararlar alabilirsiniz. Haftanız güzel geçsin.